Efendim saat tam 14.40 ve ilk derse başlıyorum. Değerli öğrenciler, bir kere her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Bu ilk dersi sadece sizlerle değil, Türk toplumunun bütün kesimleriyle yapma kararı aldım. Çünkü bu çok önemli bir ders. Bu dersi kaçıranlar varsa Altınbaş Üniversitesi'nde UZEM sayfasından alabilir. Öğrencilerimiz için söylüyoruz. Ama bunun haricinde tabii öğrencilerimiz olmayanlar da var. Öğrencilerimiz olmayanlar da ya benim Instagram sayfamdan ya da efendim YouTube sayfasından takip edebilir. Şimdi normalde değerli öğrenciler ve kıymetli dostlar, bu UZEM sayfasına ben belli şekilde kaynaklar yükledim. Fakat bunun haricinde dikkat edeceğimiz şey şu. Biliyorsunuz bir İktisattan Çıkış diye bir kitabım var. Burada hani temel iktisat bilgilerinin nasıl evrildiğini anlatıyor. Olaylarla Türkiye Ekonomisi diye bir kitabım var. Biliyorsunuz değerli öğrenciler ve değerli dostlar. Bundan da faydalanmakta yarar görüyorum. Çünkü şöyle diyeyim size, İspanyol gribi dahil olmak üzere çeşitli pandemik vakalara kadar da inmiştik Yalın Alpay'la. Ve de Erdoğan Alkin'in çok basit iktisat kitabı var. Fakat herkes için ekonomi kitabı var. Daha önce çıkmış oldu. Onu da bunların içinde paylaştım. Şimdi baktığım kadarıyla öğrencilerimizin önemli bir kısmı şu an sayfadalar. Takip sayısı da Instagram'da 105. Herhalde YouTube'da da büyük ihtimalle binleri bulacak. O yüzden değerli öğrencilerim, kıymetli gençler, size şunu söyleyeceğim. Arada soru sormak istiyorsanız bana mesaj atabilirsiniz. Değerli, kıymetli dostlar, siz de Instagram'dan takip ederken de bana mesaj atabilirsiniz. Şimdi efendim, buradaki çok kıymetli öğrencilerime ve çok kıymetli dostlara bir kere katıldıkları için teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ben 50-51 yaşında bir adamım. 1969 doğumluyum. Şöyle diyeyim size, geriye dönüp baktığımda bu kadar değişik şartlar altında kaldığımı hiç hatırlamıyorum. O yüzden hani diyeceksiniz ki gençler olarak yani bu mu bizim başımıza geldi diye. Tarihin belirli zamanlarında bu tip pandemik vakalar olmuş ve büyük ekonomik krizler de meydana gelmiş. Şimdi isterseniz hem öğrencilerime hem de burada Instagram'dan takip edecekleri, sonra da YouTube kaydını izleyecekleri bir dünya tarihinde bu tip krizlerin ekonomik sonuçları hakkında bir bilgi vereyim. Çünkü buradaki katılan gençlerimiz ilk defa iktisat bilimiyle karşılaşıyorlar. Fakat bu iktisat bilimiyle karşılaşırken de ilk defa böyle bir olay oluyor. Onu da hani altını çizmek istiyorum. Yani ben kendi gençliğimde onların yaşındayken böyle bir şey yaşamadım. Hani bazı insanlar diyor ki biz sizin yaşınızdayken de bütün bu kelimeler aslında doğru olmaktan çıktı. Biz onların yaşındayken inanın böyle bir şey yaşamadık. Yani 74 petrol şokunu yaşadım, 80 petrol şokunu yaşadım, askeri darbeyi yaşadım, çeşitli ekonomik krizler yaşadım ama şu an gençlerin yaşadığı gibi bir şeyi biz yaşamadık. O yüzden benim önemli olan öğrencilerimin bu konuda bilgi sahibi olması ve dostların da bilgi sahibi olması. Şimdi herkesten bir bilgi toplamaya çalışıyorum. Normalde ikinci derste, ki ikinci ders maalesef hani sosyal ortama kapalı olacak, ikinci dersi ben öğrencilerimle vermeye başlayacağım ama bu birinci derste size biraz bu pandemik salgın, yani dünyaya yaygın salgınların ekonomik sonuçlarıyla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Efendim başlayayım. Bir kere değerli öğrencilerim, kıymetli dostlar, tarihteki ilk büyük salgın bir veba salgını ve bu da Atina'da görülmüş. Yani Atina'da görülmüş ve Atina vebası olarak adlandırılıyor. Şöyle diyeyim size, Atina nüfusunun %30'unu öldürdüğüne dair bazı açıklamalar var. Tam olarak bilmiyorum tabii böyle bir şey mümkün mü diye. Çünkü o zamanki yazıtlar neyse onları paylaşabiliyoruz ama enteresandır. Böyle bir veba pandemisi daha tam oluşmamış dünya üzerinde ama Atina'nın tamamını, özellikle Helen uygarlığını yakından ilgilendiren Atina'nın tamamına şamil olan böyle bir vebada ekonomik olarak çok büyük zararlar oluşmuş, tam olarak hesap etmek mümkün değil. Fakat hemen bundan sonra bir bayındırlık hamlesi başlamış Atina'da. Yani büyük tapınakların, işte büyük binaların inşa edildiği bir vakit oluşmuş. Bunun altını bir çizmek istiyorum. Yani ilk gördüğümüz salgın ve bu ilk ekonomik sonuçlarını milattan önce 430'da Atina'da yaşıyoruz. İkinci önemli, yani tarihi kayıtlardan elde ettiğimiz
pandemik diyemeyeceğimiz ama büyük, büyük salgın olarak adlandırdığımız şey şu. Roma İmparatorluğu'nda milattan önce değil, bu sefer milattan sonraya geçtik. Yani milattan sonra 161 ile 180, yani 19 yıl süren bir enteresan veba var. Şimdi bu şöyle diyeyim, yaklaşık 19-20 yıl içerisinde Roma İmparatorluğu nüfusunda 7 ile 15 milyon tam olarak kayıtlı değil, hani gerçek Romalı'dan 7 milyon kişiyi ama Roma'nın etrafından da 15 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu söyleniyor. Enteresandır. Çağrı Erhan hocamız, biliyorsunuz rektörümüz. Rektörümüz Çağrı Erhan hocanın çok çok iyi bildiği tarihten bir Pax Romana var. Yani Romalıların Avrupa'ya da bulunduğu ya da hükümranlık yaptığı toprakların üzerinde bir barış yapmış. Her şeyi sükut, savaşsız bir ortam oluşmuş. Şimdi bu savaşsız ortam önemli ama bunun bir kısmı da maalesef bu veba sebebiyle de olmuş. Çünkü veba öyle sert bir şekilde gelmiş ki Roma bunda çok hazırlıksız yakalanmış. Şöyle söyleyeyim size, enflasyon yıllık olarak %15.000 olmuş. Birazdan ikinci derste öğrencilerime, yani birazcık hani sizlere kapatacağım, sadece öğrencilerime vereceğim derste göreceksiniz ki enflasyon, yani fiyatlar genel seviyesi Roma'da çok inanılmaz yüksek artmış. Yani 19 yılın sonunda kümülatif enflasyonu söylüyorum %1,5 milyon olmuş. Yani %1,5 milyon öyle bir enflasyon ki yani belini bükmüş. Hatta size şunu söyleyeyim, bu enflasyon yani pandemik veba olmasa da büyük veba salgını 180 yılında sona erse de 301 yılına kadar bu enflasyon sürekli devam etmiş ve sıkı durun, 300 yılında Attila Roma'ya karşı hamleler başlatıyor ya, biliyorsunuz Batı Hun İmparatorluğu'nun lideri Attila, enflasyon iyice yükselince 301 yılında Romalılar diyor ki zam yapanlara ölüm cezası veriyoruz diyor. Yani zam yapmaya ölüm cezası verilme fikrinin ilk akla geldiği yer Roma. Hatta biliyorsunuz bugün Amerikan dolarının kökü nereden geliyor bu dolar kelimesi, onu söyleyeyim. Eskiden Roma'da taler ödeniyormuş. Roma'nın parası talermiş. Ve askerlere talerle ödeme yapılıyormuş. Fakat bir gün bu bahsettiğim enflasyon sonucunda, aşırı fiyat yükseltileri sonucunda hazine tabii bomboş tam takır olunca bu sefer askerlere tuzla ödemeye, tuz tabletleriyle ödemeye başlamışlar. Bu veba salgınının sonuçlarının vahimliğini söylüyorum. Ve bu saler diye adlanıyormuş. Bugün İngilizce'de salary, yani maaş, ücret anlamına gelen kelimenin kökünün işte bu Roma'dan geldiğini hem sayın öğrencilerime, değerli öğrencilerime, hem de sayın dostlara bu şekilde anlatmış oldum. Ama enteresandır. Bir bozulma baş gösteriyor Roma'da. Yani Roma'nın çöküşünü bu veba salgında bağlamak çok yani uzun metrajlı bir atış olur. Çünkü aralarında neredeyse 150-200 yıl var. Ama şunu da söylemem lazım. Roma'da normalde bir savaşma ahlakı varmış. Mesela yere düşene kılıç vurulmazmış. Hani Osmanlı'da da hani aman dileyene kılıç kalkmaz diye bir laf var biliyorsunuz. Roma'da bu adetler bitmiş. Yani barbar kavimleriyle dövüşürken kendileri de barbarlaşmaya başlamışlar. Bu veba salgınından dolayı orduda düzen bozulmuş. Sonunda Roma İmparatorluğu'nun sonunu getirdiği söyleniyor ama ben dediğim gibi bir veba salgını sebebiyle Roma'nın hani Roma İmparatorluğu'nun bittiğine ben inanmıyorum. Bunu dün saygıdeğer rektör hocamız Çağrı Erhan ve Profesör Doktor Kerem Alkin'le televizyonda bunu tartıştık. Onun da altını çizmek istiyorum. Efendim devam edeyim. İlk veba pandemisi, yani dünya üzerinde, dünya demeyelim de dünyanın önemli bir kısmına yaygın bir pandemik vaka, biliyorsunuz Justinian vebası. Herkes şimdi hep 14. yüzyılı söylüyor. Ona daha geleceğim. Merak etmeyin. Daha ona sıra var ama bir Justinian vebası var. Justinian'ın kim olduğunu anlatayım. Son Bizans İmparatorluğu'nun imparatoru. Çünkü Justinian'dan sonra imparatorluk falan kalmamış. Direkt çöküşe geçmiş. Bizde Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı'yı zirveye taşıyıp onun ölümünden sonra Osmanlı'nın geri gitmesi gibi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Milattan önce 541 yılında Akdeniz Havzası'nda Doğu Roma'da patlak veriyor. Fakat enteresandır, yapılan DNA sonuçları bu iskeletlerden alınan bu veba pandemisinin de doğudan, Avrasya'dan geldiğine dair bulgular elde edilmiş. Yani Çin'den başlayıp Macaristan'a kadar olan bölgeyi yani doğu olarak adlandırıyorlar. Dolayısıyla burada ne olmuş? Şöyle diyeyim size.
Justinian tabii çok önemli bir insan. Bugün İstanbul'a gelenleriniz varsa Yerebatan Sarnıcı gibi hani çok önemli eserleri işte tam bu Justinian vebası esnasında bir kere kazandırmış ve çok önemli eserler var. Yani şunu söyleyebilirim, çok ilginçtir. Justinian'ın bu veba salgını esnasında yaptığı müdahaleler, hukukun baştan ele alınması, Roma hukukunun daha modern hale getirilmesi, yaptırılan büyük binalar vesaireler bir restorasyon kelimesini gündeme getiriyor. Çok ilginç. Restorasyon normalde bundan tam 1000 yıl sonra başka bir yerde de kullanıyor. Birazdan onu anlatacağım. Tabii herkesin meşhur en çok beklediği yani bir pandemik vaka tabii ki bizim meşhur 14. yüzyılda yaşadığımız büyük kara veba. Bunun da ekonomik sonuçları var elbette. Fakat Avrupa'ya bu kara vebanın nereden geldiği sorulduğunda Moğol atlarının marifeti olduğu ortaya çıkıyor. Şöyle anlatayım size. Moğol orduları Kırım'a kadar geliyorlar. Kırım'da bir Ceneviz kolonisi var. Ceneviz kolonisi ne demek? İlerideki derslerde öğrencilerin bunu çok rahat olarak anlayacaklar. Deniz taşımacılığının, denizle alakalı ticaret faaliyetinin çok yoğun olduğu yerlerde maalesef tarihte böyle pandemik vakalar görüyoruz. Yani pandemik vaka dediğim dünyaya yayılan salgın hastalıklar, işte kolera var vesaire. Onları da anlatacağım ileride. Şimdi böyle bir Kırım'da bulunan Ceneviz kolonisine Moğol atlıları şöyle bir şey yapıyorlar. Vebalı olan cesetleri ve hastalıklı olan cesetleri mancınıkla içeri atıyorlar. Ve ilk defa aslında kimyasal da bir savaş başlatıyorlar. Onu da altını çizeyim. Yani ilginçtir. İlk yani kimyasal savaşı başlatan Moğol atları desem hani yeridir. Ama ne oluyor? Bu Avrupa'ya geldiğinde ilginç bir şey oluyor. Çünkü Avrupa'ya geldiğinde enteresanlık şu ki Fransızlar ve İngilizler 100 yıl savaşlarını başlatmışlar. Fransızca La Guerre de Cent Ans diye bahsedilen yani 100 yıl savaşları hakikaten 100 yıl sürüyor ve bu veba sebebiyle Papa'nın da araya girmesiyle Fransa ile İngiltere arasında tam 9 aylık bir barış anlaşması imzalanıyor. Tamamen 14. yüzyılda. Şunu iddia edemem, yani bu pandemik vaka dünya üzerinde 200 milyon kişiyi öldürürken şöyle bir şey olmuş. Ölenlerin malına başkaları konmuş. Yani bunu tarihi kayıtların bazılarını rastlıyorsunuz. Yani çok kötü bir kıtlık devri, ardından da büyük bir bolluk devri olmuş. Çünkü hijyen kuralları, belediyecilik o zamana kadar bilinmiyormuş. Ve bu veba salgınından hemen sonra görüyorsunuz ki Avrupa'nın büyük şehirlerinde işte hijyen kuralları, tıp ilminin ilerlemesi, mecburen şehir dışında yazlık ev alışkanlığı, yani bugün gayrimenkul sektörünü çok önemli unsurlarından biri olan yazlık ev, ikinci bir el, Fransızca residence secondaire ya da İngilizce secondary residence dediğimiz şehir dışında mal mülk edinme hali işte bu pandemik salgından sonra başlamış. Yani kara veba dediğimiz 200 milyon kişinin ölümüne yol açan 1347 ile 1351 arasında ortaya çıkan bu veba. Fakat ilginçtir. Bu vebadan daha önemli bir veba var. Yani onun ekonomik sonuçları daha çok bilimsel sonuçları var. Şunu net olarak söyleyebilirim. Ona hazır öğrencilerim de kayıttayken. İngiltere'de 1665 ile 1666 yılları arasında büyük bir veba oluyor. Londra vebası diye adlandırılıyor. Bu Londra vebası önemli bir veba ve 2. Charles o zaman tahta gelmiş. Ve 2. Charles'ın restorasyon faaliyetleri için büyük fayda sağlamış. Yani pandemik salgınlar veya büyük salgınlar şöyle bir olay yaratıyor. Hükümdarlar, o zamanki idareciler atı çok hızlı koşturdukları zaman atı tımar etmek için bir durdurmak lazım ya. At durduğu zaman bir tımar ediyorlar. Hem devlet düzenini baştan ele alıyorlar, hem hukuk düzenini baştan ele alıyorlar, hem kanun düzenini baştan ele alıyorlar. Ve 2. Charles için bir restorasyon dönemi ortaya çıkıyor. Birinci restorasyonu hatırlayın, ne zamandı? Justinian zamanındaydı. Hukuk, bayındırlık işlerine başlıyorlardı. Çünkü herkes sokağa çıkmaktan korktuğu için evlerinde beklerken hükümdar için çok geniş bir alan ortaya çıkıyor. İkincisi de bundan 1000 yıl sonra 2. Charles zamanında. Fakat Londra vebasının çok önemli bir sonucu var. Size onu anlatayım. 20 yaşında genç bir kişi kendini eve kapatıyor. Hem de bir yıl boyunca. İsmini söylüyorum. Sir Isaac Newton. Yani yer çekimi kuramını ortaya çıkaran bu kıymetli insan gençken, yani 20'li yaşlarındayken
kendine bugün hani bahsettiğimiz social distancing, yani aman ha sakın evden çıkma, evde kal, evde kal Türkiye'm diye altını çize çize hani bahsettiğimiz şeyi 1600'lerde kendisi yapıyor. Yani diyor ki ben evde kalıyorum, dışarı çıkmıyorum diyor ve kendi başına kalarak müthiş bir teori dağarcığına ulaşıyor. Ve Sir Isaac Newton'ın ikinci çağın restorasyon faaliyetleriyle beraber İngiltere'de işte bilimin, hatta sanatın da ileriye gittiği bir dönemi yaşattığını söylemem lazım. Yani şerden hayır doğmuş diyebilirim. Hem değerli öğrencilerime hem de burada beni seyreden kıymetli dostlara bunu anlatmak istiyorum. Tabii illa yani bir şer olması lazım diye hayır yapmak için, ama maalesef insanlık ne ekonomik olarak, ne siyasi olarak, ne de idari olarak başına böyle kötü bir şey gelmeden maalesef ders alamıyor. O yüzden bunun da altını çizmek istiyorum. Efendim, üçüncü veba pandemisi var. Şaka değil. Yani büyük bir veba pandemisi daha var. Yani birincisi Justinian'dı. Ondan sonra ikincisi büyük kara vebadı. Hadi İngiltere'dekini pas geçelim ama Londra'da da 100 bin kişi ölmüş. Onu da altını çizmek istiyorum. Hani Londra o zaman tabii bahsedildiği gibi sanayi devrimi falan filan yok ortada, ama yani sonuçta ticareti çok kötü vurmuş. Çünkü Londra'da bir liman, orada da ciddi bir ticari faaliyet olduğunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi üçüncü veba pandemisi acaba dünyada limanı olan ve bir şekilde ticaretin çok yoğun olduğu nerede başlamış olabilir? Hadi uzak doğuya gidelim. Hong Kong'da başlamış. Hong Kong'da başlamış ve limanlardan limanlara yayılmaya başlamış. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki ne kadar çok insan varsa bir yerde, ne kadar çok farklı ülkelerden insan, farklı milletlerden insanlar varsa mutlaka bunun sonucunda gördüğünüz gibi bir maraza çıkıyor, bir mikrobun yayılması, pandemik olarak yayılmasının önü de açılıyor. Bu arada değerli öğrencilerim, kıymetli seyredenler, eğer aranızda soru sormak isteyen varsa araya girebilirler. Ben böyle bir teviyi anlatıyorum ama bu benim ilk defa anlattığım, bu pandemik vakadan beri alınan kararla ilk anlattığım ders olduğu için hem kamuya açık hale getirdim hem de öğrencilerime açık hale getirdim. Çok kıymetli öğrencilerim burada katılıyorlar. Onlar da soru sorabilirler. Efendim, şimdi bu enteresan. Tarihe dönüp bakın. Herhangi bir vakayı tek başına böyle cımbızla ayırt edip inceleyemezsiniz. Mesela acaba o tarihte neler olmuş? Sanat ne demiş? Bilim ne demiş? Efendim, sportif faaliyet var mı? Hangi hükümdarlar varmış? Veya hangi akımlar varmış? Ne gibi yaklaşımlar varmış? Tıpta bir ilerleme var mıymış diye baktığınızda mesela bir boxer ayaklanması dediğimiz, aslında Çin'i Batı ülkelerine karşı ilk kafa kaldırdığı, ilk kendini gösterdiği boxer ayaklanmasını da tetiklediğini görüyoruz. Çünkü 1894 yılında Hong Kong'da patlak veren bu durumdan hemen sonra boxer ayaklanmasını, yani Çinlilerin, çok kişi ölmüş çünkü bu veba pandemisinde, Çinlilerin kafa kaldırdığını, Batı dünyasına kafa kaldırdığını görüyoruz. Peki yaklaşalım biraz kendi günümüze. Peki hiç olmadı mı ya 1894'ten sonra? Olmaz olur mu? Hakikaten bütün dünyayı en az bu kara veba, yani 14. yüzyılda yaşanan kara veba kadar sarsan muazzam bir hastalık var. İsmi İspanyol gribi. Şimdi İspanyol gribi dediniz ama bunun İspanya ile falan hiç alakası yok. Nedenini söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonlarında 1918 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas şehrinde, Kansas deniyor telaffuz olarak, Haskell County'de bir askeri kışlada ortaya çıkıyor. Bir askeri kışlada, gençlerin bulunduğu bir yerde 48 saat içinde yüzlerce kişi ölüveriyor. Fakat enteresandır, Amerikalılar Avrupa'ya savaşmaya gittikleri için Birinci Dünya Savaşı sonlarında bu Avrupa'ya da yayılıyor. Savaşta olan ülkeler sansür uyguladığı için, tabii kimsenin İspanyol gribi, o zaman da işte ismi grip ama sonra İspanyol gribi ismi konmuş, bu gripten haberi yok. Fakat İspanya savaşa girmediği için ne yapmıyor? Bir sansür uygulamıyor. Sansür uygulamadığı için bütün İspanyol gazeteleri bu gripten bahsediyorlar. Şimdi bu gripten bahsettikleri için herkes İspanyol gribi ismini koyuyor. Bayağı da öldürücü. Yani şöyle diyeyim size, Orta Avrupa'dan Balkanlara, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan İran'a, İran'dan Hindistan'a, hatta İskandinavya'ya kadar, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kadar bu korkunç İspanyol gribi ortaya çıkıyor. Şimdi birazdan şaşıracaksınız, İspanyol gribine kimler yakalanmış ve bunun iktisadi sonuçları ne olmuş gibi. Şimdi bu birinci şok dalgası, yani İspanyol gribinin bir senenin başındaki şok dalgası var. İkinci şok dalgası
daha da sert gelmiş ve Avrupa'da, Amerika'da bütün okullar, sinemalar, hatta kiliseler kapatılmış. Kamusal alanda gaz maskesi zorunlu gelmiş. Şimdi bizde maske krizi var ya, biliyorsunuz. Yani kamusal alanda gaz maskesi zorunluluğu var. Öksürürken, aksırırken ağzını ve burnunu kapatmayanlara yasal müeyyideler uygulanıyor. Şaka diye mesela, ben dün itibariyle pencereden bakıyordum. Bir baktım, yolda yürüyen bir adam spor kıyafetleri giymiş. Sanki normal bir vakitteymiş gibi yere tükürüyordu. Mesela polise şikayet etmek istedim. Çünkü bu durumlarda insanlar hakikaten hani biraz böyle hassas olabiliyor. Ben de hassaslaştım. Ama şunu diyeyim size. Mesela o İspanyol gribi 1918'de başladığında hem Avrupa'da hem Amerika'da öksürürken, tıksırırken, hapşırırken ağzı burnu kapatmamanın cezai müeddesi varmış. Yani gelip polis alıp götürüyormuş. Ama enteresan. Bu İspanyol gribi şimdi değişik bir yaş grubuna etki etmiş. En çok 20 ile 40 yaş grubu arasından insanlar ölmüş İspanyol gribinde. Çünkü askerler de var bu işin içinde, onu da söylüyorum. Halbuki bu gribin söylüyorlar işte 60 yaş üzerinde daha fazla vuruyor diye. Yani o zamanlar inanın 8,5 milyon civarında asker savaştan değil, sadece bundan ölmüş. Bir daha tekrar ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda 8 milyon asker sadece bundan ölmüş ve Avrupa'ya geldikleri andan itibaren de 50 milyon kişiyi öldürmüşler. Şimdi bunu düşünün, savaştasınız ve savaşla alakalı olarak bir mücadelesiniz. Amerika Birleşik Devletleri 1. Dünya Savaşı için herhalde 30 milyar dolara biraz, yani yakın bir para harcamış ama çok da insan kaybetmiş. Peki Türkiye gelmedi mi? Geldi, onu söyleyeyim. Şimdi Osmanlı'ya nispeten biraz daha geç gelmiş, ama geç derken birkaç ay sonra, çünkü Avrupa'da savaşıyormuş Osmanlı ordusu ve askerlerle beraber geliyor. Tabii o zamana kadar Osmanlı Devleti'nin uğraştığı hastalıkları size söyleyeyim. Sıtma, verem, tifüs, travma falan, bunun gibi efendim mücadeleleri var. O yüzden Osmanlı Devleti ve Osmanlı hükümeti İspanyol gribine karşı bakın hemen şu önlemleri almış 2-3 gün içerisinde. Okullar belli bir süre tatil edilmiş. Sinema ve tiyatrolar, sinemada ilk başlamış siyah beyaz, hemen kapatmışlar sinema ve tiyatroları. Konferans ve toplantılar ve birleşmeler hepsi iptal edilmiş. Ama yani mümkün mertebe halk bilgilendirilmiş ama İstanbul'da 10 bin kişi ölmüş. Yani İstanbul'da 10 bin kişinin ölmesi önlenememiş. İstanbul Şehir Emaneti, yani İstanbul Belediyesi, salgınla mücadele etmek için bir beyanname açıklamış. Bu yayınladığı beyannamede hastalara asla temas etmeyin diyor. Gereksiz ziyaretlerden kaçının, sokakta dolaşmayın, soğuk algınlığına karşı dikkatli olun, ağız ve dişleri sık sık mutlaka yıkayın diyor. Mikroplardan ağzınıza yüzünüze bir mendil koyun, bu şekilde dolaşın diyor. Ne kadar çok benziyor değil mi bugünkü konuşulan işlere? Eğer diyor bir hanede bir hasta varsa o hastanın mutlaka tecrit edilmesi, başka bir odaya nakledilmesi ve diğer üyelerin bu hastaya yaklaşmaması sağlanmalı. Hastaya temas eden kişilerin mutlaka elini ağzını iyice yıkayıp temizleyip ondan sonra doktora müracaat etmesi gibi, bakın bu zamanlarda da konuştuğumuz çok önemli, çok değerli öneriler var. O yüzden yalnız buna rağmen bir araştırmacının İspanyol gribinin dünya ve Osmanlı üzerindeki etkilerini incelediğimizde 10 bin kişinin öldüğünü görüyoruz. Peki kimler yakalanmış? Hadi ben size merakınızı bu konuda tatmin edeyim. Efendim, İngiliz Başbakanı Lloyd George, Amerikan Başkanı Woodrow Wilson ve sıkı durun Atatürk. Evet, Atatürk 27 Mayıs 1918'de böbrek rahatsızlığıyla nedeniyle İstanbul'dan Viyana'ya gidiyor. Burada bir sanatoryum var. Bu sanatoryumda yatarken 30 Haziran 1918'de Viyana'dan trenle Çek Cumhuriyeti'nin oradaki Karlsbad'a geçiyor. Burada sanatoryum var. Fakat Viyana'da İspanyol gribini kaptığı anlaşılıyor. Ve orada birkaç gün mecburen kalıyor. Hatta bu İspanyol gribini tam olarak üzerinden atamıyor. 1919 baharında, biliyorsunuz Samsun'a çıkarken 19 Mayıs 1919'da İstanbul'da tekrar bu gribin semptomları Mustafa Kemal Paşa'da gözüküyor. Fakat herhalde yaveri de işte Baveri'nin notları arasında da var. Daha önce bu gribe yakalandığı için bağışıklığı oluşmuş ve kolay kolay hani atlatılamasa da Mustafa Kemal Paşa bu gribi başkalarından daha kolay ve daha güçlü şekilde atlatıyor. Vallahi ben demiyorum, tarihi kayıtlar diyor. Değerli gençler, değerli öğrencilerim, bunu da bir koyayım. Şimdi bunu da bir kenara koyduk ama
İspanyol gribinin 1929 dünya bunalımını yarattığını iddia etmek de bence biraz çok fazla kestirmecilik olur. Yani böyle bir şey yok. Çünkü İspanyol gribiyle 29 buhranı arasında epey bir sene var. Fakat enteresandı. 29 buhranını tetikleyen meselelere, yani 1929 büyük dünya buhranını tetikleyen meseleler içerisinde bunun da bir kısım bir payı var, ama tamamıyla bu vardır dersen ben inanın hani doğru bir şey söylememiş olurum. Çünkü bu konuyu çok yakından inceliyorum tarihçilerle, pek o kadar değil. Fakat baktığımızda bu dersi ve kamuya açtığım bu ilk dersi sonlandırmadan evvel şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bunlardan birincisi şu: ekonomik kriz ile pandemik bir salgın sebebiyle başlayan ve tetiklenen bir ekonomik kriz arasında dağlar kadar fark var. Yani şu anlamda söyleyeyim size. Bir tanesi bir boks ringinde olduğunuzu düşünün. Kuralları var. Size bir yumruk atıyorlar, ekonomik kriz diyelim. Bu yere düşüyorsunuz. Size yerdeyken kimse vurmuyor. Çünkü ekonomik krizde bir yumruk yemiş gibi yere düşüyorsunuz. Ve zaten roundlarda 3 dakika. 3 dakika içinde çan çalıyor, gidiyorsunuz yerinize oturuyorsunuz. Fakat pandemik bir salgın sonucunda ortaya çıkan bir vaka ile ilgili aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Yani şu açıdan çok mümkün değil. Çok net olarak söylüyorum. Burada süre belli değil. Aynı zamanda yere düştüğünüz zaman kimsenin size vurmayacağı da garanti değil. Yani dibin dibi var. Piyasalarda, reel sektörde daha beter şeyler görülme ihtimali var. Burada önüme koyduğum kayıtlar gösteriyor ki ta 3000-4000 yıl evvelden başlayan tarihte de bu tip salgınların ekonomik sonuçları olmuş. Fakat bu ekonomik sonuçlardan, bu ekonomik darboğazlardan kurtulma mesajı veya sinyali bu salgın hastalığın bitişiyle alakalı sinyallere bağlı olduğu da iyice anlaşılmalı. Yani biz koronavirüsünün, şu an yaşadığımız koronavirüsünün ortaya çıkardığı ekonomik buhranı atlatmamız için ilk önce koronavirüsüyle alakalı iyi haberler duymamız gerekiyor. Şu an beni seyrettiğini tahmin ettiğim çok kıymetli bir piyasa aktörü var. Hatırı sayılır diyorum ona, tecrübesine. O şunu diyor: ne zaman ki bu koronavirüsüyle alakalı haberlerde zirveden aşağı doğru düşeceğiz, yani ölüm adetlerinde veya hastalığa yakalanan kişilerin adetlerinde azalma olacak, zirveden aşağı doğru döneceğiz. Efendim bunun kürü bulundu, bunun aşısı var, önleyici tedavi metotları var. Hatta yakalananların çabuk kurtulması için ilaçlar icat edildi gibi sözlerin sadece sözlerde değil, gerçek tatbikini göreceğiz. O yüzden bu konuda ilk önce bir bakacaksınız Çin ve Amerikan borsalarının hemen tepki verdiğini, arada gelişmekte olan ülkelerin de bundan heyecanlanarak buna tepki verdiğini göreceğiz. Fakat buna biraz vakit var. Dolayısıyla burada bize en çok hani gelen, en çok üzen şey bu bir sağlık olayı, ekonomik değil. Dolayısıyla sağlıkla alakalı iyi haberler gelmedikçe ekonomide bir iyileşmenin beklemesi çok mümkün değil. Tabii ki ben birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerime hani böyle umutsuz şeyler söylemek istemezdim, ama arkadaşlar hayat planlandığı gibi değil, geldiği gibi yaşanıyor. Bunu çok iyi bilirsiniz. Bizim zamanımızda beklentiler satın alınır, gerçekleşenler ise satılırdı. Yani gerçekleşecek şeyi önceden tahmin ederdik, bunu satın alırdık. Dolayısıyla gerçekleşince de işte bitti bu iş derdik, satardık. Şimdiki dönem artık beklentiye falan bakmıyor. Diyor ki ben bir ilk önce bir elimle tutayım, gözümle göreyim. Ben buna inanmadıkça diyor, benim sermaye piyasalarında ya da reel sektörde herhangi bir yatırım için parmağımı kımıldatmam mümkün değil diyor. Dolayısıyla hem sizlere, değerli öğrencilerime, hem şu an bizi sosyal medyadan, Instagram'dan beni takip eden değerli dostlara ve YouTube'dan da seyredecek olan kıymetli dostlara söyleyeceğim şey şu ki, şu an yaşadığımız kriz bir ekonomik kriz değil. Yaşadığımız bir sağlık, bir pandemik kriz, bir salgın. Bu salgının yarattığı paniğin ve bu salgınla ilgili alınan önlemlerin ekonomik sonuçları oluyor. Fabrikalar kapanıyor. 149 bin iş yeri şu an Türkiye'de kapandı. Bunun içinde lokantalar var, restoranlar var. Herkes şunu düşünüyor: biz nasıl ödeyeceğiz çocuğumuzun okul taksidini, doğalgazı nasıl ödeyeceğiz vesaire. İşte gençler
size belki de çok ciddi bir deney alanı oluştu. Gerçek canlı bir deney alanı oluştu. Efendim piyasalar bu gidişe nasıl tepki verecek? Ulusal paralar değer kaybederken buna müdahaleler nasıl olacak? Acaba helikopterle yukarıdan insanlara para dağıtmak bizi bu krizden kurtarır mı? Veya bütün işte alınan önlemlerin az mıdır, çok mudur? İşte bütün bu tartışmaların içine düştünüz. Yani hem bir taraftan üzgünüm, hem bir taraftan da seviniyorum. Çünkü ben bunu şu kitapların içerisinden anlatsaydım sizin için bir anlamı olmayacaktı. Şimdi her derste, her hafta karşı karşıya geldiğimizde acaba ne olmuş geçen hafta, bugün ne olmuş, acaba yarın ne olacak, beklentiler ne olacak diye size aktarmaya çalışacağım. Demin de bahsettiğim gibi birçok kitap var elimde. İşte babamın meşhur çok basit iktisat kitabı, size Uzem üzerinden paylaştığım herkes için ekonomi kitabı, efendim olaylarla Türkiye ekonomisi ki burada İspanyol gribinin sonuçları, Cumhuriyet'in ilk kuruluşuyla alakalı bilgileri Yalın Alpay'la beraber paylaştık ve koronavirüsü olsa olmasa da ne hale geldiğimizi çok net bir şekilde anlatan iktisattan çıkış kitabı. Bunları elde edebilirsiniz ama tavsiyem şudur ki beni takip edin derslerde. Çünkü bu kitapları siz akıllısınız, okusanız benden daha güzel anlatırsınız ama hem benim etrafımdaki kıymetli uzmanlar benle paylaştıkları raporlar doğrultusunda bana bilgi aktarırken ben de bu bilgileri dönüp size gerçekten noktasına virgülüne dokunmadan, üzerine bir yorum katmadan paylaşacağım. İstişare çok önemli bir mekanizmadır. Dolayısıyla bu dönemi karşılıklı olarak istişare ederek atlatacağız. Çok kişinin bilgisine ihtiyacımız var. Fakat ben tabii size tıpla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Tıpla alakalı olan işleri tabii ki o kısmın doktorlarına sorun. Gerçi biz biliyorsunuz ekonomi profesörleri atom fiziği falan da konuşabiliyoruz 45 dakika ama bu sefer bu konu çok ciddi olduğu için bunun üzerine fazla espri yapmayı düşünmüyorum. Efendim Emre Alkin'in İktisada Giriş Dersi'nin topluma açık, öğrencilere açık dersini burada sonlandırıyorum. Tabii bir teviye bu şekilde hani soru cevap olmadan size anlatmak çok kolay bir şey değil, yorucu bir şey. Arada bir bardakta su içmeye çalışıyordum ama ilk dersin heyecanıyla onu da unuttum. Şimdi müsaadenizle kıymetli dostlar ben öğrencilerimle bir ara verdikten sonra onlar için özel ikinci derse geçeceğim. Onların sorularını alacağım. Ama söz veriyorum haftada bir defa bir tane dersimi sizinle bu şekilde paylaşacağım. Hem güncel bilgileri öğrencilerime vermiş olacağım. Güncel bilgilerle alakalı yorumları da sizle paylaşmış olacağım. Bu süreci de bu şekilde atlatacağız. Kendi kendine yeten bireyler olmamız lazım. Zenginlik bizim için yani artık güç timsali olmaktan çıktı. Hem eğitim olarak, hem beslenme olarak, hem sağlık olarak, hem de farklı yeteneklere sahip olarak kendi kendine yeten bireyler olduk mu? Biz bu işin üstesinden geliriz. Toplum içinde özellikle bu süreçte örnek olan bireylerin kendi kendine yeten bireyler olduğunu göreceğiz. İktisat tarihine bir göz attığımızda aslında herkesin bir şekilde doğru bir yaklaşımın altını çizdiğini görüyoruz. Mesela Malthus'un nüfus teorisi var. Malthus çok net bir şey söylüyor. İnsan nüfusu geometrik olarak artıyor. İnsan nüfusu geometrik olarak artarken diğer taraftan da bakıyoruz kaynaklar aritmetik olarak artıyor. Tabii ki bir yerde bir çözülme olacaktı. Bir salgın hastalık veya büyük savaşlarla çok ciddi can kayıpları olacaktı. İşte bu Malthus'un nüfus teorisi işte bize İspanyol gribiyle şu an yaşadığımız pandemik vakayla bize bunu gösteriyor. Demek ki bazı teorileri teori deyip geçmemek lazım. Bu teorilerin altında bir gözlem var. Doğadan koptukça gözlem yeteneğimizi kaybederiz dostlar. O yüzden bizi bu sürecin hani acılı tarafları yanında bize doğaya doğru getiren, hatta doğayı bize getiren bir süreçte yaratmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugünün ilk dersini bu şekilde bitiriyorum. Ben birazdan öğrencilerimle sorulu cevaplı ikinci derse geçeceğim. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. İnşallah atlatacağız. Sokağa çıkmayın sakın. Evde kalın. Dışarıda bir şey yok. Ve buradan veya YouTube kanalından bu dersleri, bu güncel bilgilendirmeleri de takip etmeye devam edin. Hepinize teşekkür ediyorum.